Şimdi Haldun Domaç'la bir telefon bağlantısı yapacağız ve gündemi konuşacağız. Haldun Domaç, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Ezgi, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum, güzel bir hafta sonu diliyorum. Çok teşekkürler, biz de size aynı şekilde. Önce isterseniz dün akşama bir gidelim, Galatasaray'ın Konyaspor karşısındaki 2-1'lik galibiyetini konuşarak başlayalım. Genel bir değerlendirme yaparsanız neler söylersiniz maça dair? Tabii ki genel değerlendirmeye şöyle başlayayım istersen. En önemli nokta Galatasaray'ın fabrika ayarlarına dönmüş olmasıydı. Onu özellikle söyleyeyim. Tabii fabrika ayarlarına derken oyuncu profilleri açısından, oyuncu seçimleri açısından söylüyorum. Başlayan 11'den bahsediyorum. Oyun olarak fabrika ayarlarına dönmüş diyemeyiz. Galatasaray'dan bunun çok daha güçlü oyunlarını izlemiştik. Ama şunu gördük ki Galatasaray eğer o klasik kadrosu içerisindeki temel taşlarına dokunmadığı sürece sonucu alabilecek oyunu oynayabiliyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ön tarafta Icardi, Kerem, Barış Alper, Mertens, arkada Muslera, ortada Torreira ki bence maçın en önemli oyuncularından biriydi. Hatta geçmiş dönemde sol bek oynamış Dubois, onun sağ bek oynamış Kaan. Yani bir bakıma temel taşlar yerine oturunca sonucu almak da mümkün oldu. Tabii ki sonucu aldı Galatasaray ama oyun olarak çok mu iyiydi? Değil. Ama bütün buna rağmen mesela ilk yarıda oyunun kontrolü tamamen Galatasaray'ın elindeydi. Pozisyonlar çok zengin değildi söyleyebiliriz. Ama şunu söyleyeyim, yani bu takım için Kerem'in, Barış Alper'in, Mertens'in ne kadar değerli oyuncu olduklarını gördük. Bu noktada şunu söyleyebilirim. Orta sahada tabii ki en önemli nokta bir değişim var, Gabriel Sara. Ve Dubois'un da moralsiz başladığı sezonda aslında sol bek olarak da pozisyon oyuncusu olmasa da savunma oyuncusu olarak o işleri yapabileceğini gözlemledik diyebilirim. Böyle bir genel özet yapabilirim. Peki şimdi biraz isterseniz hakeme yönelik, daha doğrusu VAR'a yönelik tepkileri de konuşalım Galatasaray cephesinden. Icardi'nin pozisyonuyla ilgili golü, iptal edilen golüyle ilgili bir VAR tepkisi geldi. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu kararı? Ezgi şöyle, VAR'a yönelik tepkiyi kabul etmemek mümkün değil. Şöyle ki, bunun sebebi VAR bu tür pozisyonlarda çok net kanıt sunarak girmesi gerekiyor pozisyona. Yani o pozisyonla ilgili değerlendirme yapmasına. Şimdi maçın hakemi içeride önce Torreira ayağını rakibine vurmuştur ya da Aleksic önce vuramamış, geç kalmıştır. Bu konuda hakemin bir değerlendirmesi olur. Hakemin değerlendirmesi de aslında en önemli değerlendirme. Burada bu kararı hakemin vermesi gerekiyor. VAR'ın devreye girmesi pozisyonla ilgili hep söylenen o cümleyi söyleyeyim. Sana göre, bana göre noktasına gelmişse pozisyon, o zaman VAR devreye girmeyecek. VAR kesin kanıtlarıyla son noktayı koyacak. Yani son noktayı koymak durumunda. Bakın burada şunu yapıyor, aşağıdan şu tekmeyi atıyor gibi cümleler kullanması lazım net bir şekilde. Buradaki temel nokta VAR'ın devreye girmemesi gerektiğidir. Yoksa pozisyon sana göre, bana göre değerlendirilebilir. İşte önce vuracaktı, yolu kesildi Alex için denilebilir. Ya da işte Torreira önce rakibinin ayağına vuruyor, sonra topa vuruyor denilebilir. İşte bütün bunlar hep sana göre, bana göre pozisyonu ve VAR da sana göre, bana göre de devreye girmemesi gerekiyor. Oradaki temel sorun o bence. Peki şimdi bu akşam da Fenerbahçe Göztepe deplasmanına çıkacak. Nasıl devam edecek? Özellikle Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından lige dönüş nasıl olacak Mourinho yönetiminde? Bunu merak ediyoruz. Göztepe deplasmanı öncesi neler söylersiniz? Şimdi 120 dakika oynamış bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Doğal olarak burada bir yıpranmışlık olacaktır. O yıpranmışlığın karşılığında hocanın mutlaka oyun içerisinde değişiklikleri, yani başlayan 11'de, bitiren 11'de değişiklikleri olabilir. Öyle bakmamız lazım. Ama sanıyorum artık bu noktada herhalde İrfan Can'ın bu takım için çok değerli bir parça olduğunu mutlaka Mourinho da anlamıştır. Ki biz bunları söylediğimiz zaman Mourinho'yu mu eleştiriyorsunuz? Evet, İrfan Can'ı çok fazla tanımıyor anlaşılan. Öyle bir nokta var.
ve biraz daha yeni oyuncuların sürelerinin artacağını düşünüyorum. Maxime'nin belki 90 dakikayı tamamlayabilecek noktaya geldiğini, keza En-Nesyri'nin daha fazla süre alabileceğini, hatta belki de Dzeko'yu dinlendirip En-Nesyri'yle başlayarak oyunu Dzeko ile tamamlamak gibi bir düşüncesinin olabileceğini, yani burada biraz rotasyon diyebiliriz buna belki, ama daha çok oyuncuları, belli yıpranmış oyuncuları dinlendirme şeklinde bir kadro değişimi görebiliriz. Zor bir deplasman tabii. Göztepe İzmir'de taraftarıyla, coşkusuyla mutlaka Fenerbahçe'ye zorluk çıkarmaya çalışacaktır. Hemen bir arkadaşlarımızdan muhtemel 11'i rica edelim ve isterseniz sizinle Mourinho'nun nasıl bir kadroyla sahada olabileceğini de konuşalım. Livakovic, Ferdi Çağlar, Ciku, Osterwolde, İsmail Szymański, Tadic, İrfan Can, Maximen ve En-Nesyri. Burada İrfan Can, Tadic'in birlikte olduğunu görüyoruz. 10 numara pozisyonunda Tadic'i değerlendirecek gibi görünüyor. Şu an muhtemel 11'de tabii ki bu. Ne dersiniz, bu 11 bize ne vaat ediyor? Şimdi bu 11'de İrfan Can'la Tadic'in birlikte oynaması, ben de az önce onu biraz işaret etmeye çalıştım. Birlikte oynamaları Fenerbahçe açısından ciddi bir kazanç olacaktır. Çünkü her ikisi de bu sezon sağ kanatta başlattı. Çünkü hoca Maxime'nin gelişinden sonra Tadic'i. Tadic ve İrfan Can pozisyon değiştirerek oynadıkları takdirde savunma anlayışını da, Göztepe'nin savunma anlayışında da zaman zaman dağılmalara neden olacak hamleler yaparlar. Bu noktada baktığımda ben İrfan Can sağda başlayabilir. Zaman zaman Tadic o 10 numaradan sağ ön tarafa, boş alanlara koşular yapabilir. Orayı kullanabilirler. İrfan Can içeriye dönen zaten bir oyuncu. İçeriye dönebilir. Bu da Fenerbahçe'nin hücum zenginliğini oluşturacaktır diye düşünüyorum ben. Benim düşüncem böyle. Tabii ki şöyle bir oyun böyle olduğunda da oyunu şöyle izlememiz gerekiyor. Çünkü Szymański de yer alırsa böyle bir oyun profili. 4-1-4-1 gibi sezona başlarken oynattığı oyun anlayışına dönecekmiş gibi bir görüntü de olacaktır bu kadro dizilişi içerisinde. Çok çok az sürem kaldı. Ferdi bizim muhtemel 11'imizde sağ bek görünüyor. Şimdi son bir haftadır transferiyle gündemde olan bir oyuncu. Bununla ilgili de bir cümle yorumunuzu rica edeyim. Yani şu aşamada Ferdi'yi riske atar mı Fenerbahçe? Ben tabii arkadaşlarımız çok ciddi istihbarat alıyorlar ama ben sanki o sağ ile başlar sağ tarafta diye düşünenlerdenim. Çünkü Mert de şansını iyi kullanmadı. Yani Ferdi'nin yani hamle oyuncusu gibi kenarda bekleyebilir düşüncesindeyim. Ama tabii sonuç itibariyle geçen haftayı oynamayan bir Ferdi'nin çok daha fazla enerjik olarak da sahada yer alabileceğini düşünmek doğru olur. Peki Haldun Domaç, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bir kez daha güzel bir hafta sonu diliyorum size. Ben de sizlere güzel bir hafta sonu diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, bu bağlantıyla bu saati tamamlayacağız değerli izleyenler. Saat başında yeniden gelişmelerle buradayız.